Sevgili kadınlar, bu videom özellikle sizlere. Cinsel isteğinizi arttırmak, libidonuzu arttırmak için size 9 tane altın tavsiye vereceğim. Birincisi, afrodizyak gıdaları daha fazla tüketmeye çalışın. Nedir afrodizyak gıdalar? Çilek, buz, incir, karpuz, fındık, ceviz, kereviz ve balık. Bunları hayatınızın her döneminde bol bol tüketmeye çalışın. Bunlardaki gıdalar sizin cinsellikle ilgili hormonlarınızın düzgün çalışmasını sağlayacak. İkincisi, bu gıdalardan en önemlisi hatta çikolata tüketin. Özellikle bitter çikolata kadının ve erkeğin de aynı zamanda üzerinde etkilidir. Serotonin hormonunu arttırdığı için mutluluk, rahatlama ve beraberinde gevşeme sunar. Tarih boyunca çikolata en etkili afrodizyaklardan biridir. Günde bir ya da iki dilim mutlaka bitter çikolata tüketmeye özen gösterin. Partner ilişkinizde mutlaka duygusallığa, romantikliğe ve güvene dayanan bir ilişki kurun. Böyle huzursuzluk, sürekli kavga, tartışma ortamı olan partner ilişkileri kesinlikle sizin cinsel ilişkinizi, cinsel isteğinizi azaltacaktır. Bu yönde bir partnerle evlilik yolunu seçmelisiniz. Bir diğeri düzenli spor yapmak. Düzenli spor yapmak özellikle yürüyüş gibi, yüzme gibi sizin pelvik taban bölgenize kan akışını hızlandıracaktır. Pelvik taban bölgesine akan kan akışı hem kasların güçlenmesine hem cinsel organlara giden kanın artmasına, oksijenlenmesine, doğal olarak daha iyi bir performans sunmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve dengeli 8 saat uyku uyuyun. Uykusuz bir beden cinsel istekte de, arzuda da, performansta da düşüklük yaşar. Onun için de mutlaka günlük 7-8 saat uyku uyumaya özen gösterin. Bir diğer maddemiz bitkiler. Bitkiler de afrodizyak özellikle kokular içermekte. Bunlardan yasemin, çilek kokusu, ylang ylang ve lavanta sizin cinsel isteğinizi, arzunuzu arttıracak, rahatlamanıza, gevşemenize yardımcı olacaktır. Cinsellik öncesi bu kokuları özellikle kullanmaya özen gösterin. Hatta cinsel eylem sırasında partnerinizle ylang ylang kokusu ya da yasemin kokusu içeren erotik yağlarla birbirinize masaj yaparsanız hem rahatlamış, hem gevşemiş, hem de o cinsellikten çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Ne kadar çok keyif alırsanız o kadar çok bir sonraki cinselliğe arzu ve istek duyarsınız. Meditasyon ve yoga gibi egzersizler sizin kaslarınızın gevşemesini, ruhunuzun dinlenmesini ve kafanızdaki düşüncelerin berraklaşmasını sağlayarak cinselliğe olan ilginizi bir miktar arttırabilir. Sigara ve alkol tüketimini sınırlayın. Özellikle çok fazla alkol kadınların cinsel isteğini baltalar. Ama bir kadeh şarap cinsel istek üzerine olumlu etkiler gösterebilir. Bundan dolayı da alkol tüketimine mutlaka dikkat edin. Ve son olarak sevgili hanımlar, son iki maddede bir tanesi özgüven. Bedeninizde hoşlanmadığınız bir bölge varsa ve bu gerçekten organik olarak size bir rahatsızlık veriyorsa bunu cerrahi olarak veya kozmetik işlemlerle düzeltme yoluna gidin. Siz kendinizi ne kadar çekici, ne kadar cazibeli, ne kadar özgüvenli hissederseniz partnerinize, eşinize aktaracağınız cinsel özgüven de o şekilde olacaktır. Siz özgüvenli olduğunuzda arzu edilebilir, kendinizi cazibeli hissettiğinizde partneriniz de sizi cazibeli olarak hissedecek, sizi arzulayacaktır. Kadının temelde arzu ateşini yaşatan, içindeki arzuyu ateşleyen partnerinin arzu dolu bakışlarıdır. Kadın arzulandıkça cinselliğe ilgi ve arzu duyar. Onun için de mutlaka kişisel bakımlarınızı yaptırın. Hijyeninize özen gösterin, kendinize bakın, bakımlı olun. Diyelim ki tüm bunları yaptınız ama yol alamıyorsunuz. Karşınızda uyumsuz bir partner, öfkeli bir partner, ilişki problemleri, ekonomik sorunlar, stres, kaygı ve başka cinsel tacizler, travmalar var. İşte o noktada da mutlaka bu alanda çalışan bir psikologdan,
bir hekimden psikoterapi sürecine girin ki cinsel isteğimiz bizim yaşam enerjimizdir. Yaşam enerjimizin azalması hayattaki duruşumuzu da, davranışlarımızı da, iş yaşantımızı da, sosyal yaşantımızı ve evlilik yaşantımızı da ne yazık ki gölge altında bırakır. Sevgili kadınlar, umarım bu tavsiyelerim size altın küpe olur. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum.